Mesela ne dedi, ne buyurdu orada Mevlamız? Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kul ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen buyur de. Hüve o. O ilah, mutlak gayb. Ancak zatını zatından başka kimse, künhini zatından başka kimsenin bilemeyeceği o varlık Allah. Allahu Allah'tır. Hüvallah. O Allah. Ehad tektir. O Allah nedir? Tektir. Önce hüve ile başladı. Çok ilginçtir. Hüve, o. Allah'ı Allah'tan başka bilen kimse yoktu. Allah'ı Allah'tan başka bilen hiçbir kimse yoktu. Ne arş vardı, ne kürsü vardı. Ne cennet vardı, ne cehennem vardı. Ne yer vardı, ne gök vardı. Hiçbir şey yoktu, ancak Allah vardı. Ne mekan vardı. Kânallâh ve lem yekun ma'ahu şeyun. Allah vardı, onunla beraber başka hiçbir şey yoktu. Yoktu. Onun için hüve ile başladı. Hüve ile başladı. Allahu Allah, o Allah. Ehadun ehad. Kul huvallahu ehad. Tektir. Allah tektir. İkincisi olmaz. İkinci bir ilah, üçüncü bir ilah olmaz. O tektir. Onun için o Allah'tır. Allah kimse, tek olan odur. Tek olan kimse Allah olur. Diğerlerimizin, hepimizin ikincisi, üçüncüsü olabilir. Ama Allah tektir. İkincisi olmaz, üçüncüsü olmaz. Sayı itibarıyla değildir. Çünkü Allah'tan başka bir başkası yok ki ona 2, 3, 4 diye gidelim ya. Yani. Allahus Samed. Allah Samed'dir. Es-Samed hiçbir şeye muhtaç olmayan demektir. Varlığında, zatında, varlığının devam etmesinde hiçbir şeye, hiçbir hususta, hiçbir şekilde muhtaç olmayan, aksine yarattığı her şey, her hususta, her konuda ve her zaman kendisine muhtaç olan demek. Onun için o Allah'tır. Onun yarattığı mahlukat her an, her hususta, her konuda, her zaman ona muhtaç olduğu için o Allah'tır, ilah'tır. Biz de onun kullarıyız. Ama o hiçbir hususta bize muhtaç değildir. Çünkü biz yokken de o var idi. Hüve dedik ya, hüvallah. Biz yokken o vardı. He? Kendi zatıyla kaimdir. Kıyam bi nefsihi diyordu değil mi, sıfatlarını okumuştu? Kendi zatıyla kaimdir. Başkasına ihtiyacı yok. Allahu Samet. İşte Samet ismini çok iyi idrak ettiğimiz zaman Cenab-ı Allah'a olan ihtiyacımızın ne kadar çok olduğunu ve acziyetimizi idrak ediyoruz. Samet ismini anlayamadığımız zaman haşa ve kella kendimizin böyle Allah'tan uzaklaştığını, enaniyetimizin ön plana çıktığını, nefsimizin kibirlendiğini, gururlandığını ve bir kısım insanların da firavunlar gibi ene rabbukumul a'la dediği gibi, ben sizin en büyük Rabbinizim dediği gibi kendi nefsini ilahı edinmeye doğru gittiğini görüyoruz. Oysa her hususta biz Allah'a muhtacız. Kısa bir örnek vermek gerekirse, görmekte ona muhtacız. Duymakta ona muhtacız. Konuşmakta ona muhtacız. Hareket edebilmekte ona muhtacız. İdrak edebilmekte ona muhtacız. Kalbimizin atışında, yediklerimizi yiyebilip yudumlayabilmekte, niceleri var yudumlayamıyor biliyor musunuz? Bir lokmayı yiyemiyor. Sıvı haline getiriyorlar. Burundan şırıngayla veriyorlar. Ya? Yediklerimizi def'i hacetle çıkarabilmekte hep ona muhtaçız. Bu anlattıklarımdan bir tanesini durdursa hastasın. Bitti işin. Gören gözün görmez. Duyan kulağın duymaz. Konuşan dilin konuşamaz olur. Gücün, kuvvetin elinden alınır. Bir torba yığın gibi böyle bir torba gibi yığılı verirsin. Et yığını gibi yığılı verirsin.
Bütün bunları ihsan eden ve veren Allah'tır. Her hususta ona muhtaçız. Yani. Bunu bilmek lazım. Ama o hiçbir hususta hiçbir şeye muhtaç değildir. Es-Samed. Lem yelid ve lem yulet. Cenab-ı Allah çocuk sahibi olmadı. Herhangi bir şey ondan bir parça olarak ayrılmadı. O bölünmez, parçalanmaz, ölünme, ölünme, parçalanma bilmem ne olmaz onda. Sende olur, bende olur, bir başkasında olur ama Allah'ta olmaz. Bir çocuk sahibi olmadı. وَلَمْ يُولَدْ bir anne ve baba tarafından da doğurulmadı. Herhangi bir maddeden de oluşmadı. Yokken haşa herhangi bir şeyin oluşumundan meydana gelmedi. O zaten her zaman vardı. Evet, demek ki doğmak ve doğurmak neyin alametiymiş? Mahluk olmanın alametiymiş. Doğan ölmeye mahkumdur. Her doğan ölecektir. Ay Allah huzurca ise haydir la yemuttu. Diridir, diriliği hiçbir şeye benzemez ve asla ve asla ölmeyecek ezel ve ebed sultanıdır Allah Celle ve Aleyh. Lem yelid ve lem yulet. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Onun içinde hiçbir kimse küfüv, emsal, denk, nazir bir benzeri olmamıştır. Hiçbir kimse diyor bakın. Hiçbir şey, hiçbir kimse, hiçbir hususta Allah gibi olamaz, olamaz, olamaz. Bir bütün olarak da olamaz, bir parça olarak da olamaz. Mesela bir bütün olarak ikinci bir Allah olamaz, ikinci bir ilah olamaz, o birdir. Bir parça olarak da olamaz dedim. Yani hiç kimsenin ilmi Allah'ın ilmi gibi olamaz. Başka yere benzemiyor da ilmi Allah gibi olamaz yani. Bu mümkün değil. Hiçbir kimsenin görmesi Allah'ın görmesi gibi olamaz. Hiçbir yere benzemiyor ama sadece görmesi benziyor diyemezsiniz yani. Bir parça olarak da dedi Allah gibi olamaz. Hiçbir kimsenin kelamı Allah kelamı gibi olamaz. İşte bu nedenle de Kur'an Allah'ın kelamıdır ve en büyük Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği en büyük mucizedir. En büyük mucizedir yani. Evet.